işte hem Türkçe hem İngilizce yapıştırdık, mesafeyi açtık, havalandırmamız var şu anda. Elimizde sürekli ya dezenfektanla temizleyeceğiz ya yıkayacağız, bütün onları yapacağız. Ve şu anda zaten çok nezih bir ortamımız var. Biz böyle en kötü senaryoyu hazırlamıştık. İşte herkes gelecek, işte maskesi belki takmayan olacak, belki beklemeyen olacak vesaire diye. Şu anda herhalde içimiz çok rahat. Aynen. Yani yapabileceğimizin herhalde elimizden geleni en iyisini yapıyoruz. Ama hepimiz için bir halk sağlığı uyarısı. Sayılar artacak. Her yerde artacak. Covid-19 ile ilgili yaş grupları biraz değişmeye başladı. Eskiden daha yaşlılar, yaşlarında kalanlardı ama özellikle bu plajlar, barlar vesaire açıldıktan sonra genç yaş grubunda oranlar şimdi artıyor. Bu artmaya bir süre aşı bulana kadar bu devam edecek. Bizim halk sağlıkçıları olarak tahminimiz Ocak ayında falan etkili bir yaşı ancak çıkar. Doktor Fauci çok doğru söylüyor, onu takip edin. Onun dışındakileri takip etmeyin. Ortalıkta çok fazla yanlış bilgi var. İşte ölümler azalıyor vesaire. Çok fazla politik dürtülerle ortaya atılan bilgiler var. Onları yani sağlam kaynaktan bilgileri alırsanız bu böylece artmaya bir süre daha devam edecek. Covid'in tam yapısını da tam anlamadık. Hala anlamadık derken yani bu özellikle bu iş üzerinde çalışanlar açısından söylüyorum. Çok hafif geçebiliyor, çok ağır da geçebiliyor. Ama çok basit önlemlerle de bunu engel olabiliyoruz. İşte social distancing, elimizi yıkamak, temizlemek, maskemizi takmak en temellerinden bir tanesi. Hani bazen de zaten halk sağlığı bu tür şeyler ihmal edilir. O kadar basit görünür ki sanki etkisi yokmuş gibi düşünülebilir. Bu öyle değil. Yani virüsün şey gibi düşünün, virüsü böyle geçen bir programda gördüm böyle sprinkle serpilmiş gibi, hani o glitter, pırıltılı şeyler oluyor ya. Onun gibi düşünün. Elinizde varsa buradan buraya geçebilir. Buraya geçerse, başka birisi buraya dokunursa siz onu alıp yüzünüze sürebilirsiniz. O yüzden bütün bu tedbirlere devam. Aynen devam. İnşallah aşı Ocak gibi bulunursa ondan sonra normal hayatımıza dönebiliriz. Aradaki politik olarak seçimden önce bazı yanlış bilgiler ortaya çıkartılabilir diye tahmin ediyorum. Hani görünen haberlerde. Maalesef şu andaki Amerikan Başkanı'nın dediklerini değil, uzmanların dediğini dinleyin derim. İnşallah da geçecek. Bu da geçecek.